Meteoroloji bölgemi görüyoruz. İstanbul'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışla ilgili dünden itibaren devamlı ikazda bulunuyor. İstanbul'da öğleden sonra gerçekten sağanak yağış oluyor. İstanbul'da daha önce çok yeniler gördüğümüz İstanbul'da hortum yok. Maalesef şimdi bulunduğumuz Esenyurt ilçemizin Pınar Mahallesi 1275 sokakta Bodrum katları yol toz seviyesinde itibaren 120 santimetre yakın su basamağı olacak. Çatalca'da herkese Beylikdüzü'nde çok az 1-2 noktada oldu. Arkadaşlarımız biraz da oraya gidiyor. Çatalca'da hastanede tedavi gören iki vatandaşımız Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bunlara iki vatandaşımız. Esenyurt Devlet Hastanesi'nde 4 Suriyeli geç koruma kapsamında misafirimiz var. 2-3-5 yaşında 3 yavru durumları gayet iyi. Başakımız az önce bana bunu söyledi. Maalesef 30-32 yaşlarında bir Suriyeli misafirimiz vefat etti. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Suriyeli 2-3-5 yaşında olan yavrucağızdan başta olmak üzere hastanede tedavi gören vatandaşlarımıza da Allah'tan şifalar diliyorum. Esenyurt'umuza, Çatalca'mıza, Beylikdüzü'müze, bütün şehrimize de geçmiş olsun. Tabii caddede Bodrum katlarda su boşaltmasıyla ilgili İtfaiye Başkanlığı, AFAD, Esenyurt Kaymakamımız, Esenyurt Belediye Başkanımız ve tüm kurumlarımız gerçekten çok özverili çalışmalarını yapıyorlar. Sokağımızı temizleme, çamurdan temizleme çalışmaları da devam ediyor. Az önce Süleyman Soylu İçişleri Bakanımızla görüştüm. Öncelikle şehrimize geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey aradı. Bütün şehrimize geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum. Burada şunu yapıyoruz. AFAD olarak İçişleri Bakanlığımızdan aynı zamanda Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan burada ve diğer yerde hasar tespit ettiğimiz zarar gören vatandaşlarımızın yanında olduğunu gösteriyoruz. Kaymakamlarımız hemen tespitleri yapıp onlara gereken yardımları yapacak. Hakeza belediyelerimiz de aynı şekilde. Esenyurt Belediye Başkanımız bu gece bizle beraber burada evinde yatamayacak, evinde oturamayacak. Bu ev sakinlerine neler yapacağımızı konuşuyoruz. Bu gece onlara sahip çıkıyoruz. Yarından itibaren de neler yapacağımızla ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ve diğer ilgili bakanlıklarımız, özellikle Devlet Su İşleri gibi Harami Deresi'nin durumunu konuşacağız. Aynı sokakta yani 1272 nolu sokakta geçmişte de buna benzer su baskınları olduğunu söyleyen buradaki komşularımız, hemşehrilerimizle konuştuk. Niyetimiz şu, aynı sıkıntının bir daha olmaması yönünde kalıcı tedbir almamız lazım. Birinci tedbir şu arkadaşlar. Bir kere buradaki eğimi görüyorsunuz. 1272 nolu sokakta Bodrum'da bir kere yaşam izni yani oranın konut olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunu değerlendiriyoruz. Ama bugünden itibaren de tekrar oranın kullanılmaması ile ilgili tedbirlerimizi alıyoruz. Ev eşyası yönünde kullanılmayacak ev eşyasına yardım, çıkabilecekleri yani yaşam alanları ile ilgili kira yardımı ile ilgili de gereken desteği devletimiz, hükümetimiz, onun emrinde olan İstanbul Valiliğimiz, Kaymakamlığımız, belediyelerimiz yani hep beraber el birliğiyle buraya Allah'ın izniyle sahip çıkacağız. Bunu da hep beraber göreceğiz. Sizler de takip edeceksiniz.
tekrar şehrime, Esenyurt'uma, Çatalca'ya, Beylikdüzü'müze. Bu sağanak yağıştan sıkıntı duyan bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Allah beterinden hepimizi korusun diyorum. Basın da burada gerçekten özverili çalıştı, duyarlı gösterdi. Sizlere de teşekkür ederim. Sağ olun. Sevim Aydın.